Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte özellikle son dönemde internette sıklıkla karşımıza çıkan indirimlerden biraz bahsedeceğiz. Bu indirimler gerçek mi? Gerçekten bize bir faydası var mı? Önceden fiyatlar indirilip, daha doğrusu önceden fiyatlar kaldırılıp sonradan indiriliyor mu? Buna biraz değineceğiz. Biliyorsunuz şu sıralar hem Amazon'da hem de Hepsi Burada da çeşitli indirimler söz konusu arkadaşlar ve 22 Temmuz'a kadar da bu indirimler devam edecek. Amazon Prime Day biliyorsunuz normalde diğer ülkelerde sadece bir gün olarak uygulanıyor ama ülkemizde bu bir haftaya yayılmış durumda. Ve Amazon Prime Day'in 10.sü artık bu sene düzenleniyor. Artık bizler de alıştık. Daha çok ihtiyaçlarımızı bu indirim günlerine denk getirmeye çalışıyoruz ve alacaklarımızı da bu indirim günlerinde almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Peki bu indirimler gerçek mi? Geçtiğimiz günlerde Amazon Prime Day ile ilgili biz bir toplantıya katıldık ve bu toplantıda son derece ikna edici şeylerden söz edildi. Yani indirimlerin gerçek olduğu ve asıl işin güzel tarafı da şu, indirimler daha da mesela siz bir ürün aldınız, fiyatı daha da düşerse bu paranın size iade edileceği belirtildi arkadaşlar. Bir diğer önemli husus da şu, Amazon'da ve Hepsi Burada da genel olarak indirimli ürün almak istiyorsanız satıcı olarak Amazon ya da Hepsi Burada'ya bakmanız gerekiyor. Çünkü diğer dediğimiz koşullarda evet satıcılar ne yapıyor? İndirimlerden önce fiyatları kademeli olarak yükseltiyorlar. Ardından da fiyatları indirim döneminde düşürüyorlar. Peki bunu anlamanın bir yolu yok mu? Yani gerçekten ürün indirimde mi yoksa değil mi? Biz bunu nasıl anlayabiliriz? Aslında bu son derece basit arkadaşlar. Biliyorsunuz artık internet çağında yaşıyoruz ve fiyat değerlendirme ve fiyat karşılaştırma sitelerinin sayısı da hayli artmış durumda. Bu noktada yapmamız gereken aslında tek şu. Alacağımız ürünün ismini kopyala yapıştır yaparak Google'da aratabiliriz ve Google'da arattığımızda çeşitli fiyat karşılaştırma siteleri çıkıyor. Bu fiyat karşılaştırma sitelerine girdiğimizde hangi ürünün fiyatı ne kadar değişmiş bunu direkt olarak gözlemleyebiliyoruz. Yani burada size anlık fiyatları veriyorlar. Evet doğru ama o ürünün zaman içerisinde ne kadar düşük fiyattan satıldığını ya da ne kadar yüksek fiyattan satıldığını da biz görebiliyoruz. Dolayısıyla bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra ürünün gerçek anlamda indirime girdiğini ya da sahte bir indirimin söz konusu olduğunu direkt olarak anlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu noktada dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli unsur ise şu. Biliyorsunuz ülkemizde Türkiye garantili ürünler var. Bir de ithalatçı garantili diye satılan ürünler var. İthalatçı garantili ürünler aslında arkadaşlar kaçak olarak nitelendirilebilecek ürünler olabilir. Bu noktada kullanıcıların çok dikkatli olması gerekiyor. Genellikle ithalatçı garantili ürünler aldığınızda karşınızda bir muhatap bulmakta ciddi anlamda zorlanıyorsunuz. Örneğin Xiaomi'den bir ürün alacaksınız. Xiaomi'den bir ürün alırken bunun Xiaomi Türkiye garantili olmasına mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde ithalatçı garantili ürünlerde evet ciddi bir fiyat farkı var. Fakat cihazınıza herhangi bir şey olduğunda karşınızda bir muhatap bulmakta ciddi anlamda zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Buna özellikle teknoloji ürünlerinde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de şu var arkadaşlar, ismini çok fazla duymadığımız bazı e-ticaret sitelerinde imitasyon ürünler, kaçak ürünlerden ziyade çakma diye tabir edebileceğimiz ürünler satılabiliyor. Elbette bu elektronik kısmında çok fazla yaşanan bir şey değil fakat özellikle giyim tarzının, ayakkabı tarzı şeyler aldığınızda bu çakma diye nitelendirdiğimiz ürünlerden başınız yanabilir. Burada Amazon toplantısında şunun garantisi verildi. Denildi ki Amazon'da satılan tüm ürünler, yani sadece Amazon'un sattığı değil, Amazon'da satılan tüm ürünler orijinallik garantisi altındadır dendi. Ve aksi takdirde bunun iadesi tamamen bizim tarafımızdan karşılanılacaktır diye bir vaatte bulunuldu. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Bu noktada yapmanız gereken şu. Ben özellikle birkaç gündür, son birkaç gündür internette hani hangi e-ticaret siteleri indirime girmiş diye bakıyorum. Yani ismini cismini duymadığımız pek çok e-ticaret sitesi var arkadaşlar. Bunlar özellikle de fiyat karşılaştırma sitelerinde karşımıza çıkıyor. Ve ciddi anlamda diğer adı duyulmuş işte Amazon olsun, Hepsi Burada olsun, bu tarz sitelerden çok daha düşük fiyata ürünleri satıyorlar. Hal böyle olunca insanların kafası biraz karışabiliyor. İnternette çok fazla alışveriş yapmayan insanlar bu sitelere yönlenebiliyor ve bunun sonucunda bazı mağduriyetler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla güvenebileceğiniz, İstediğinizde üründen memnun kalmadığınızda kolaylıkla iade yapabileceğiniz siteleri tercih etmeniz sizin açınızdan daha doğru olacaktır. Şunu belirtmek istiyorum son olarak. İndirim sezonunda arkadaşlar çok fazla açılmamakta da fayda var. Özellikle teknoloji ürünleri zaten gün geçtikçe ucuzluyorlar.
Şu sıralar biliyorsunuz dolar ve euro yani döviz kurlarında öyle ani bir artış yaşanmıyor ve önümüzdeki süreçte de ani bir artışın yaşanması beklenmiyor mevcut parametrelerde. Dolayısıyla bugün aldığınız bir telefon ya da bilgisayarın fiyatı önümüzdeki süreçte çok daha ucuzlayabilir. Özellikle bilgisayar ve telefon sektöründe yeni ürünler geldikçe eskilerinin fiyatı zaten düşüyor. Bu bağlamdan baktığınız zaman eğer çok acil bir ihtiyacınız yoksa, yani ben acilen bir bilgisayara ihtiyaç duyuyorum demiyorsanız biraz daha beklemeniz fiyatların indirim döneminden de aşağıya düşmesine zemin hazırlayabilir. Ama giyim kuşam için aynı şeyi söylemek çok doğru olmayacaktır. Çünkü sezonluk giyim kuşamlarda çok fazla fiyat düşüşü olmuyor arkadaşlar. Hatta yeni sezon ürünler çıktığında biraz daha pahalandığını görüyoruz ya da benzer fiyatlardan karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu noktada çok fazla indirimle karşılaşmayı biliyoruz. Örneğin ben bu indirim sezonunda bir Crocs terlik aldım mesela arkadaşlar. Fiyatı 700 liraya kadar düşmüştü. 700-800 TL bandındaydı yanılmıyorsam. Ama normal fiyatı mesela 100-200 civarında. Yani burada bir 400 liralık bir indirim söz konusu ki zaman çizelgesine de baktım ürünün. Zaman çizelgesine de baktığımda en son 800'lü fiyatlara mesela 2 sene önce düşmüş ki 2 seneden bu yana da zaten ekonominin ne hallere geldiğini hepimiz biliyoruz. Evet, videomu sonlandırmadan önce bir kere daha sizlere söylüyorum. Lütfen fiyat karşılaştırmalarını yaparken dikkatli olun arkadaşlar ve güvenilir olmayan sitelerden sırf ucuz diye de bir ürün almayın. Yoksa sonradan çok daha fazla üzülebilirsiniz. İade sürecinde sorunlar yaşayabilirsiniz. Paranızı geri alamayabilirsiniz. En önemlisi de orijinal diye aldığınız bir ürün aslında birebir benzer imitasyonu çakması olabilir. Bu noktada da dikkat etmenizde yarar var. Eğer bu konu hakkında sizlerin de düşünceleri varsa aşağıda yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.